Merhabalar, parabollerin tepe noktasını biliyorsunuz R ve K ile gösteriyoruz arkadaşlar, önceki bölümden hatırlıyoruz. R'yi bulabiliyoruz, R'nin bir formülü vardı, eksi B bölü K. K'yı da F fonksiyonunda R'yi yerine yazarak buluyorduk arkadaşlar. Şimdi önce R'yi bulalım bu soru için. Eksi B bölü K, B dediğimiz ortadaki x'li terimin katsayısı. Zaten eksi 4m formülden gelen eksi de 4m oldu. A da arkadaşlar bir de 2 katı 2 oldu, buranın 2m olduğunu biliyoruz. Şimdi bu fonksiyonda getirip 2m yerine koyarak da K'yı bulabiliriz. Yani K ne olacak demek ki? 2m'in parantez karesi, R dediğimiz aslında x'tir biliyorsunuz. Dolayısıyla x yerine 2m yazarak K'yı bulacağım. Eksi 4m çarpı 2m. Bunu düzenlersek 4m kare eksi 8m kare yapar. Buradan eksi 4m kare mi gelir K'da? Demek ki tepe noktamızın koordinatları arkadaşlar apsisi 2m değil mi? Eksi 4m kare şeklindeymiş. Şimdi ancak bu bir parametrik denklem. Neden parametrik denklem? Çünkü bizim denklemlerimiz, standart denklemlerimiz x ve y'ye bağlı olmalı. Bunlar m'ye bağlı geldi. Birinci bileşenin x, ikinci bileşenin y olduğunu az önce söylemiştik. Buradan anlıyorum ki x eşittir 2m'miş. Y de arkadaşlar eksi 4m kareymiş. Ben şuradan m'i yalnız bırakırsam, m gördüğüm her yere x bölü 2 yazarsam aşağıda bizim standart denkleme dönüştürmüş oluruz olayı. Eksi 4 tane m kare yani x bölü 2'nin karesi. Gördüğünüz gibi y eşittir eksi 4 tane x kare bölü 4 yapacaktır. O da y eşittir eksi x kare şeklinde olacaktır. Evet, olay ne burada? Şimdi siz m'e başka değerler verdikçe arkadaşlar, bakın tepe noktası hareketli bir nokta oldu değil mi? M'e başka değerler verdikçe ne olacak? Bu parabol tepe noktası oynuyor olacak. Mesela atıyorum parabol tepe noktası buradaydı. Şimdi burada olacak, burada olacak, burada olacak, burada olacak. Değil mi? Bakın böyle tepe noktaları, şunlar parabollerin tepe noktaları. M'i değiştirdikçe tepe noktaları değiştirmiş olacak. Bu değiştirdiğiniz tepe noktaları birleştirdiğiniz zaman sonra yine yeni bir parabol çıkıyormuş demek ki. Nereden anladık yine parabol çıktığını? Bakın arkadaşlar, tepe noktalarını x'e dönüştürdüğümüzde y eşittir x kare diye bir parabol denklemi geldi. Demek ki parabollerin tepe noktaları hareket ederek yine yeni bir kocaman parabol oluşturuyorlar. İşte o yeni oluşan şekle geometrik yer diyoruz arkadaşlar. Yine tepe noktasından bahsediyor bu soruda. R ve K'yı bulmalıyız arkadaşlar. R eksi B bölü 2A'ydı. Yani 6 bölü 2'den 3'tü. 3'ü yerine yazarak da K'yı bulacağız. 3'ü yerine yazarsak arkadaşlar, yani F3'ten bahsediyorum K için. 9 eksi 18 artı a eksi 6, burası a eksi 15 yapıyor. Bu da arkadaşlar tepe noktasının ordinatıydı ki biz bunun eksi 16 olduğunu biliyoruz. Oradan anlıyoruz ki a eşittir eksi 1. O zaman fonksiyonumuz şu hale geldi. X kare eksi 6x eksi 7. Parabolün eksenleri kestiği noktaları ve tepe noktasını köşe kabul eden diyor. Bunu çarpanlara ayıralım. Bu x eksi 6 pardon x eksi 7 çarpı x eksi 1 değil midir? X artı 1 özür diliyorum. O zaman gördüğünüz gibi bunu sıfırlayan değerleri x eşittir 7 ve x eşittir eksi 1. Anlattık önceki bölümde arkadaşlar. Eksi 1 ve 7 bu parabolün x eksenini kestiği noktalardır. X'e 0 verince y'si de eksi 7 yapar. Bu arkadaşlar bizim parabolümüzün eksenleri kestiği noktalar. Şimdi diyor ki parabolün eksenleri kestiği noktaları tepe noktasını köşe kabul eden üçgenin alanı nedir diyor. Hadi bir üçgen oluşturalım. Tepe noktası burası. Eksenleri kestiği noktalar da şuralar. Muhtemelen burada eksenler değil de x eksenini kestiği nokta diyecektir arkadaşlar. O zaman x eksenini kestiği noktada şöyle olmuş oldu. Yani şu üçgenden bahsediyordur. Bu mesafenin 8 birim olduğunu biliyoruz. Zaten parabolün tepe noktasının apsisi eksi 16'ymış. Yani tepe noktasının apsisi demek, pardon ordinatı demek, y'deki karşılığı demek, o da 16 birimmiş. O zaman üçgenin alanı 8 çarpı 16 bölü 2'den 64 yapacaktır. Bu soruda arkadaşlar hem parabol denklemini yazmalıyız hem de doğru denklemini, sonra bunu ortak çözmeliyiz. Şimdi parabol denklemini nasıl yazacağım bakıyorum. Parabol denklemi yazmak için y eşittir a çarpı x eksi x eksenini kestiği nokta eksi 1, yani artı 1'e dönüşecek. Sonra çarpı x eksi x eksenini kestiği diğer nokta 3. Böyle diyeceğiz ama bu a'yı bulmak için de bir şeye ihtiyacımız var. Bir bilgiye daha ihtiyacımız var. Başka bir nokta vermemiş bize. Muhtemelen tepe noktasını kullanacağız. Ama tepe noktasını da bilmiyoruz. Onu da şeyden bulacağız. Doğrudan bulacağız. Bakın şu nokta arkadaşlar tam orta noktadır. Tepe noktasının iz düşümü biliyorsunuz simetri eksenidir. Eksi 1 ile 3'ü topladım 2. 2'ye böldüm 1. Tam orta nokta olacağı için bu noktanın apsisinin 1 olduğunu biliyoruz. Ordinatı ne peki? Ordinatına da ihtiyacım var. Ordinatını da x yerine 1 yazarak doğrudan bulabilirim. Çünkü t noktası aynı zamanda doğruluğun üzerinde. Yani x yerine 1 yazınca bunu y'si eksi 2 yapar. Şimdi T noktasının koordinatlarını bildiğime göre T noktası aynı zamanda parabolün de üzerinde olduğuna göre bunu da sağlamak zorunda. Y yerine eksi 2 koyduğumda, X yerine de 1 koyduğumda bu olayın sağlanması gerekiyor. Yani eksi 2 eşittir eksi 4A'dan A buradan 1 bölü 2 yapacaktır. Artık parabolümüzün son hali var elimizde. Fx de diyebiliriz. Parabolün fx olduğunu biliyoruz çünkü 1 bölü 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3'tür. Peki bizden ne istiyor soru? A noktasının ordinatını. A noktasının özelliği ne arkadaşlar? Y eksenin üzerinde. Y eksenin üzerindeki her apsis 0'dır. O zaman x yerine 0 yazarsam 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı eksi 3. O da arkadaşlar eksi 3 bölü 2 yapacaktır. Yani cevap Bursa. Parabolün görüntü kübesinin en küçük elemanı. Parabol arkadaşlar çizildiği zaman biliyorsunuz x eksenini keser ya da kesmez fark etmez. Bir tepe noktası vardı. Bu tepe noktasından eğer kollar yukarı doğruysa yukarıya kadarki her şey bizim görüntü kümemizdir. Eğer tepe noktasından azalan bir fonksiyonsa tepe noktasından aşağıya kadarki her şey bizim görüntü kümemizdir. Bu soru için baş katsayımız pozitif. Yani kollar yukarı doğru artan bir fonksiyon. Demek ki tepe noktasını bulduktan sonra arkadaşlar tepe noktasına yukarıya kadar olan her şey bizim görüntü kümemiz olacak. Y eksenindeki sonuçlar yani. O zaman parabole bakalım. Parabolün tepe noktası neymiş arkadaşlar? R eksi B bölü 2A'dan. Eksi B bölü 2A'dan eksi 4'ten artı 4 bölü 2'den R'miz 2'ymiş. 2 yerine koyunca da en küçük elemanın 4'ü bulacakmışız. Yani bizim parabol şöyle 2'ye 4 noktasından başlayıp değil mi? Şöyle yukarıya doğru sonsuza doğru devam eden bir parabolmüş. Görüntü kümesinin en küçük elemanın 4 olması demek bu anlama geliyor arkadaşlar. Yani görüntülerimiz buradan başlayıp yukarıya kadar devam ediyor. Buradan anlıyoruz ki arkadaşlar 2'ye 4 noktası bu parabolü sağlamak zorunda. Yerine yazalım. 4 çıkmalı sonuç. X yerine 2 yazdığımızda 4 eksi 8 artı A artı 3. Buradan 8 eşittir A artı 3. A'da ne yapacaktır? 5 yapacaktır. Eğer A 5 ise fonksiyonumuz nasıl oluştu? X kare eksi 4x artı 8 diye oluştu. Ve bize f eksi 1 soruluyor. O zaman 1 artı 4 artı 8'den aradığımız cevap 13 olacaktır. Parabolün üzerinde bir kare çizilmiş. Karenin köşelerini bulmamız gerekiyor. Şimdi benim için C noktası önemli bir nokta. C noktası çünkü hem parabolün üzerinde hem de karenin bir köşesi. Ben şu uzunluğa şimdi arkadaşlar A dersem. O zaman burası da A olacaktır. Çünkü parabol dikkat edin tam simetrik. Nereden anlıyorum simetrik olduğunu? Tepe noktasına bakıyorum. R eksi B bölü 2 aydı ya. Çok güzel bir soru olmuş bakın. B dediğimiz x'li terim yok burada. Yoksa 0'dır. Yani 0 bölü 2'den. Demek ki tepe noktamız 0'da. Tepe noktası 0'daysa arkadaşlar bir parabolün. O zaman demek ki parabol tam y eksenine göre simetriktir. Doğru mu? Çünkü apsisimiz 0'sa tepe noktasında sağındaki ve sondaki parçalar birbirine eşit olmak zorunda. O zaman arkadaşlar burası A burası A. Doğal olarak şu uzunluk da 2A'dır. Çünkü kare demiş. Şekil pek benzemese de. O zaman C noktasının koordinatlarını ifade edelim. Sağa doğru A birim gitmişiz. Aşağı doğru 2A birim gitmişiz. Aşağı doğru gittiğimiz için eksi 2A demeyi unutmayalım sakın. Bu nokta sonuçta parabolün üzerinde bir nokta olduğuna göre C noktası denklemde yerine yazdığında sağlamak zorunda. Yani Y yerine eksi 2A yazdığımda X yerine de A yazdığımda bu denklem sağlanmalı. Anlıyorum ki A kare artı 2A eksi 8 eşittir 0 olacak. Bu A artı 4 çarpı A eksi 2 diye çarpanlara ayrılacak. A buradan eksi 4 ya da A buradan 2'dir. Ben tabi A için 2'yi tercih edeceğim. Çünkü A'yı biz pozitif bir uzunluk olarak kabul ettik değil mi? Başlarken değil mi? 2 birim sağa geldik varsaydık. O zaman A'nın 2 olduğu durumu kabul etmeliyiz. A 2 ise o zaman bu mesafe 4 birimdir. Doğal olarak kareden burası da 4 birimdir. Alan da 4 kere 4'ten 16'dır. Normalde bir parabolün bize arkadaşlar en büyük ya da en küçük değerinden sadece birini sorabilir. Neden? Çünkü ucu açık bir tarafı sonsuza gider. Ya artı tarafta sonsuza ya eksi tarafta sonsuza gider. Ancak burada belirli bir aralık verdiyse işler biraz değişiyor tabi. Bakalım önce parabolün grafiğini bir çizelim. Ne var elimizde bakalım. Tepe noktasını kesinlikle görmeliyiz. R eksi B bölü 2A yani 8 bölü 2'den 4. Demek ki bizim parabolümüzün tepe noktası arkadaşlar 4 noktasında olacak apsis olarak. X eksenini 4 yerine koyarsam tabii K'sını da bulalım. 4 kere 4 16 eksi 32 artı 12 buradan da eksi 4 mü geldi? Demek ki tepe noktamız eksi 4'te. 4'e eksi 4 noktamız. Bu bizim tepe noktamız. Baş katsayı pozitif olduğu için kollar yukarı doğru olacak. Ve X eksenini arkadaşlar 12'de kesen şöyle bir parabol. X eksenini 12'de kestiğini nereden biliyorum? X eksenine 0 verince Y eksenini 12'de kesiyorum. X'e 0 önce bakın y'si 12 geliyor. x'in 0 olduğu nokta y12. Şimdi bu parabolün normalde en küçüklerinin -4 olduğunu biliyoruz. En büyüklerini zaten bize soramaz. Sonsuza gidiyor. Bakın artıyor. Ancak sınırlı bir aralık verdiği için -2 ile 5 aralık dediği için -2 nerede arkadaşlar? Şurada. 5 nerede? 5 de şurada bir yerde. Bu aralıkta arkadaşlar en küçük değeri yine tepe noktası olduğunu görüyorum. Çünkü bir parabolün alabileceği en küçük değer tüm sayılar içerisinde sonsuza giderken tepe noktasıdır. Tepe noktası zaten -2 ile 5 aralığına girdiğine göre bu fonksiyonun en küçük değeridir gerçekten. En küçük değeri -4 diyebiliriz. En büyük değer ama ne olacak? Ya buradan gelecek ya da şuradan gelecek. Şurada bir yerde kesecekler. Tabii ki şuradan gelecek değerin daha büyük olduğu çok açık değil mi grafiğe bakınca? -2 fonksiyon değerini yazalım. -2'nin karesi 4. Artı 16 artı 12'den ne yaptı? 20, 32 yaptı. Demek ki burada 32 değeri geliyor. Siz tabi grafik çizmeden de şey yapabilirsiniz. F5'e de bakarsınız. F5'in daha küçük geleceğini görürsünüz zaten. 5'in karesi 25, eksi 40 artı 12'den. Buradan eksi 3 geldiğini gördünüz F5'in de. F5'in daha büyük olma ihtimali yok. En küçük değer zaten tepe noktası ile eksi 4'tü. En büyük değer de 32 geldi. Bunları arkadaşlar toplarsak cevap 28 deniz olacaktır. Şimdi bir parabolle bir doğru kesişmediğine göre bunların ortak çözümlerinin kökü yoktur. Yani bir parabol ve bir doğru bakın kesişmiyorlar. Yani şöyle bir şey olsaydı ortak çözüm gelirdi. Gelmemiş bu ortak çözüm arkadaşlar. Kesişmediklerine göre ortak çözümlerin deltası küçük sıfırdır. Yani ortak çözümden bir kök gelmemeli. X kare eksi m eksi m artı 1x şöyle parantez alarak yazıyorum artı 9 eşittir 0. Şimdi bu denklemde arkadaşlar ne olmalı? Delta küçük 0 olmalı çünkü çözüm yokmuş. Bunlar kesişmiyorlar hiçbir şekilde. Delta içinde b kare eksi 4ac'ye bakıyoruz. B kare yani b burada m artı 1 olmuş oluyor. Eksi 4 çarpı a'da 1 c'de 9. Buradan m artı 1'in karesi küçüktür 36. Her iki tarafın kökünü alırsak m artı 1 mutlak değerle çıkar. Biliyorsunuz karekök dışında sayılar her zaman mutlak değerle çıkar. m artı 1 küçüktür 6. Buradan da arkadaşlar m artı 1 6 ile eksi 6 aralığında olacaktır. Her taraftan 1 çıkarırsak eksi 7m küçüktür 5 olacaktır. M'in alacağı değerler arkadaşlar eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sayıyorum 11 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane varmış. Tabii 5'ten küçük dediği için 5'i saymamam gerekiyor üzülüyorum. Yani 11 tane var gerçekten cevap Edirne. Biraz önce konuşmuştuk. Görüntü kübesinin en küçük elemanı demek arkadaşlar neydi? Parabolün tepe noktası olabilirdi muhtemelen. Çünkü eğer parabol kolları yukarı doğruysa en küçük eleman tepe noktasından gelecektir. R ve K'dır. Yani en küçük değer K'dır bu durumda. Eğer kollar yukarı doğruysa K'ya 4 diyebilirim. Eğer kollar aşağı doğruysa zaten o zaman bana en küçük değeri soramaz. Neden? Tepe noktası bunun max değeri olmuş olur. Kollar aşağı doğru olduğu için en küçük değer zaten eksi sonsuza gider. Demek ki benim şu anki sorumda kollar yukarı doğru bir durumdan bahsediyoruz. Yani baş katsayı pozitif A. Çünkü kollar yukarısa o zaman şunları zaten eleyebilirim direkt. K da 4'müş. R'yi bulduktan sonra R eksi B bölü K ile bulunuyor ya. Bulduktan sonra formda yerine yazdığımızda sonucu 4 bulmalıyız. Eksi B bölü 2A'dan arkadaşlar 2 bölü 2a eşittir 1 bölü a mı yapar? Bunu getirip fonksiyonda yerine yazdığımda 1 bölü a'yı ne bulmalıyım? Tepe noktasının k'sını yani 4'ü bulmalıyım. 1 bölü a'nın karesi 1 bölü a kare yapar. A ile çarpıcı 1 bölü a eksi 2 bölü a artı 6 eşittir 4 olmalı. Buradan anlıyorum ki 2 eşittir 1 bölü a yani a buradan 1 bölü 2 cevap deniz olacaktır. Şimdi sıradaki soru arkadaşlar üniversite sınavından çıkacak soru tiplerinin başında geliyor. Çok soruluyor. B noktası bizim için önemli bir nokta. Çünkü hem parabolün üzerinde hem de karenin bir köşesi. B noktasının koordinatlarına ben K'ya K diyebilirim örneğin. Çünkü kare olduğuna göre bak burada ne diyor? Kare diyor. Koordinatlar yatay ve dikey eşit olmalı birbirine K'ya K. Bu parabolün denklemini sağlamak zorunda ama parabol denklemini önce yazmalıyız. Denemiştik y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde tepe noktasına göre parabol yazabilirdik. X eksenin kesin noktaları biliyorsam onu da yazardım. Gerçi burada biliyorum ama bu daha kolay. Dolayısıyla r yerine ne yazacağız? Tepe noktasının absisi 3. K yerine ne yazacağız? Tepe noktasının ordinatı 0. Yani bunu hiç yazmasak olur. Şimdi bu denklem aynı zamanda 0,6 noktasında sağlıyor ya. Onu da yerine yazarak şu a değerini bulmalıyız. Yani y yerine 6 yazdığımda, x yerine de 0 yazdığımda değil mi? A buradan arkadaşlar 6 bölü 9 yapacaktır. Yani 2 bölü 3. O zaman bizim parabolümüzün son hali şu oldu. 2 bölü 3 parantezinde x eksi 3'ün karesi. Şimdi bu durumda arkadaşlar K'ya K'nın bunu sağlaması gerekiyor. Yani ben şuraya K yazdığımda Y yerine, X yerine de K yazdığımda bu denklemi sağlanması gerekiyor. Oradan şöyle sol taraftan yazıyorum. 3K, 3'ü karşıya attım, eşittir 2K kare açarak yapıyorum. Eksi 6K ile çarpınca eksi 12K artı 18. Hepsini sağ tarafa atarsam eksi 15K artı 18 eşittir 0. Bunu çarpanlara ayıralım. 2K'ya K diye ayırıyorum. Bunu da ne diye ayırabiliriz arkadaşlar? Eksi 6'ya eksi 3 diye ayırıyorum. Bu sefer eksi 12K, eksi 13, eksi 15K sağladı. Evet, doğru. Kontrol ederken şöyle yazdım ya, çarparken, yazarken çapraz yazıyorum. Yani diyorum ki 2K eksi 3 çarpı K eksi 6 eşittir 0. Yani K buradan 3 bölü 2 olacak ya da K buradan 6 olacak. Şimdi K 6 olamaz. K'ya 6 dersek 6 kere 6'dan alanı 36 yapar. Doğru gibi görünmesine rağmen yok. Şıklarda olsa bile işaretleyemeyiz. Çünkü biz A noktasının 3'ün solunda olduğunu biliyoruz. Yani A için vereceğim değer, yani şu K uzunluğu 3'ten daha küçükmüş olmalı. O zaman şunu tercih etmeliyim. 3 bölü 2. O zaman 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2'den karenin alanı 9 bölü 4 yapacaktır. Şimdi parabol x eksenine teğet etmiş. O zaman şöyle bir durum var. Negatif tarafta teğet etmiş bir de. Şimdi teğet olma durumunda biliyorsunuz delta 0 olmalı bir kere. Neden? Çünkü kökler birbirine eşittir burada ki. Tek kök var. İki ayrı kök gelmemiş. Hadi delta'ya bakalım. Delta neydi? B kare x 4ac. Yani B dediğimiz ortadaki terim. Karesini alınca şu eksi zaten gidecek. Dolayısıyla a eksi 3'ün karesi yazıyorum. Eksi 4 çarpı 16. Bunun 0 olması gerekiyor. Yani a eksi 3'ün karesi eşittir 64. Her iki tarafın kökünü alırsam mutlak içinde a-3 eşittir 8. Yani buradan a-3 ya 8'dir ya da a-3 eksi 8'dir. Yani a ya 11'dir ya da a buradan nedir arkadaşlar? Eksi 5'tir. Şimdi a hangisi olacak? 11'de eksi 5'te şıklarda var. İşte ortada şuna bakıyoruz arkadaşlar. Tepe noktamız negatif tarafta olduğuna göre r küçük 0 olmalı. Değil mi? Çünkü tepe noktasının koordinatları r'ye k'ydi ya, hatırlayın. R apsis negatif tarafta, küçük 0 olmalı. Peki r eksi b bölü 2 ile bulunmuyor muydu? O zaman ne yapıyoruz? Formülden gelen eksi şuradaki eksi artı yapıyor. Yani a eksi 3 bölü 2'nin küçük 0 olması gerekiyor. Buradan a eksi 3 küçük 0. Yani a küçük 3 olmalı. A'nın 3'ten küçük olan değerini tercih edeceğim. O da eksi 5 yapıyor. Bazı arkadaşlar negatif ifadesini gördüğü için de oradan eksi 5'i işaretliyorlar. Sakın ha. Çok büyük tuzaklar var. Yanlış olur cevabınız. R'ye bakıp R'ye göre karar vermelisiniz. Bu ifadeyi çok yerde görebilirsiniz. Parametre demek değişken demek ama bizim bildiğimiz standart denklemlerde sadece eksi y'li parametreler kullanılır. Yani t bizim burada görmek istemediğimiz bir şey. O zaman t'den kurtulalım hadi. Şimdi x artı 1 eşittir t yazabilirim. Şu eksi 1'i bu tarafa atarsam. Bunu da getirip burada t yerine yazabilirim. Yani y eşittir x artı 1'in karesi artı 4 dediğim zaman ne olmuş oldu? Bir parabol oluşturmuş olduk. Bu parabol de zaten dikkat edin tepe noktasına göre yazılmış oldu. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k yapısında tepe noktamız r'ye k olmuyor muydu? Anlıyorum ki bu soruda tepe noktamız eksi 1'e 4'müş. Şimdi bir parabolün tepe noktası eksi 1'deyse eğer, x eksi 1'deyse parabolün tepe noktası, o zaman onun simetri noktasıdır değil mi? Onun simetri noktasıdır. Simetri eksenimiz eksi 1'dir yani. Şimdi bir parabolle bir doğru kesişiyormuş. Hemen parabolümü çiziyorum. Doğruyu da çiziyorum. Ve bunların kesiştikleri noktaların koordinatları a ve b'ymiş arkadaşlar. Parabol denklemimizle o zaman biraz önce yaptığımız gibi doğru denklemimizi eşitliyoruz. Yani x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir 0 diyoruz. Bunun çarpanları arkadaşlar eksi 4 artı 1, bu da eksi x. O zaman x eksi 4 çarpı x artı 1'den kesme noktalarımızı 4'e eksi 1 olarak buluyoruz. Demek ki bir noktanın koordinatı eksi 1 iken diğerinki de 4'müş apsisi. Tabii iki nokta arasında uzaklık bulacaksak bunların ordinatlarına da ihtiyacımız var. Bu noktalar A ve B noktaları hem doğruda hem parabolde ortak olduğu için istediğiniz birini de yerine koyabilirsiniz. Ben doğruda yerine koyacağım daha kolay olsun diye. X'e 4 koyarsam 4 artı 4'ten 8 olacak. X'e eksi 1 koyarsam o da 3 yapacak. Şimdi noktalarımızın koordinatları belli olduğuna göre artık iki nokta arası uzaklık hesaplayabiliriz. Neydi? X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi değil mi? İki nokta arası uzaklık. X'ler farkı 4 eksi eksi 1'den 5'in karesi. Y'ler farkı da 8 eksi 3'ten yine 5'in karesi. O da ne yapmış oldu? Kök içinde 50 yapmış oldu. Bu da 5 kök 2 mi demekti? Bu soruda şimdi parabol denklemi ve doğru denklemini yazmalıyım. Parabol denklemine bakalım. Parabol x eksenini kestiği noktalar belli. 0 ve 4. Dolayısıyla parabolü ben şöyle düşünebilirim. Hatta fx diye ifade edelim onu. Karışmasınlar. fx buradan parabol fx bakın üzerine yazmış kendisi. A çarpı x eksi 0 çarpı x eksi 4 ifade edilebilir. Çünkü x eksenindeki kesin noktalar 0 ve 4. Şu a'yı bulmak için de yardımcı nokta yani 5'e 5 noktasını kullanmalıyız. Yani x'ine 5 koyduğumda sonuçta 5 çıkmalı. A çarpı 5 çarpı 1'den anlıyorum ki a buradan 1'miş. Yani fx fonksiyonumuz demek ki arkadaşlar neymiş? X çarpı x eksi 4. Bunları düzenlerseniz x kare eksi 4x. Fx'i biliyoruz artık. Hadi bir de doğru denklemini gx'i bulalım. Gx de arkadaşlar şeydir, eğimden gidiyordu biliyorsunuz. Eğim her zaman x'in katsayısıdır. Doğrusal fonksiyonlardan hatırlayacaksınız. Mx artı n şeklinde yazılıyordu doğrusal fonksiyonlar. Şuradaki m eğimde. Eğime bakıyorum. M'de y'ler farklı, bu x'ler farklı değil midir? Yani m eşittir. Y'ler farkı, şu iki noktayı kullanıyorum. Şu iki noktayı. Y'ler farkı 5 eksi 0 bölü x'ler farkı yine 5 eksi 0'dan eğim 1 yapmış oldu. Yani 1x diye başlayacak denklemimiz. Sonra x yerine 5 koyunca da sonuç 5 çıkacakmış. X yerine 5 koyunca sonuç yine 5 çıkıyorsa yanına bir şey eklememe gerek yok. Yani artı 0 eklesem yeterli. O zaman gx'de arkadaşlar x yapmış oldu. Şimdi adam bana neyi soruyor? G8'i soruyor. Bileşke fonksiyon. Yani aslında f içerisinde g içerisinde 8'i soruyor. Böyle aşağıda da f içerisinde 2'yi soruyor. Şimdi G8 zaten yine 8'di. F8 olmuş oldu. F8'de yukarıdan hesaplarsak 64 eksi 32'den 32 yapacaktır. Böyle aşağıda F2'yi hesaplayalım. 2'nin karesi 4 eksi 8'den F eksi 4'e dönüşecektir. Şimdi F eksi 4'e hesaplarsak da eksi 4'ün karesi 16 artı 16'dan o da 32 yapacaktır. Yani 32 bölü 32'den aradığımız cevap ne olacaktır? Adana 1 olacaktır. Burada şimdi OPHQ'nun bir kare olduğunu söylüyor. Eğer bu bir kare ise arkadaşlar ne olmak zorunda? Zaten parabol dikkat edin. Y eşittir x kare temel baz parabolümüz. Çok simetrik bir parabol. Bunun da üzerine bir kare koyduğunuzda aslında şu mesafelerin eşit olacağını yani aslında simetrik bir şekilde ortaya çıkacağını çok rahat söyleyebilirsiniz. O zaman buralar 45-45 yapacaktır. 45-45 yaptığına göre yani şu doğru tam ortadan simetrik böldüğüne göre ne olacaktır arkadaşlar? Şu noktanın apsis ordinatına eşit olacaktır. Buna K'ya K noktası diyebiliriz. Bu K'ya K noktasının y eşittir x kare sağlaması gerekiyor parabol üzerinde olduğu için. Yani x yerine K yazdığında y'nin de olması lazım? K olması lazım. Hepsini sağ tarafa atarsam K kare eksi K eşittir 0. Buradan K parantezinde K eksi 1 eşittir 0. Demek ki K'ya 0 ya da 1 olacak arkadaşlar. K 1 ise o zaman buradan anlıyoruz ki arkadaşlar bu noktanın koordinatları 1'e 1'miş. Yani şöyle baktığımızda absisi de 1 birim, ordinatı da 1 birim. O zaman 1 birisi burası ne olacaktır? Kök 2. O zaman burası da kök 2 birim olacaktır. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımında bize karenin alanı verecektir. O da Edirne olacaktır. Sıradaki sorumuz da dönüşümlerle alakalı arkadaşlar. Biliyorsunuz fonksiyonlarda içine yaptığımız dönüşümler x eksenini etkilerken dışına yaptığımız dönüşümler y eksenini etkiliyordu. Burada bakıyoruz içine bir dönüşüm yapmışız. Ve içinde yapılan dönüşümler her zaman ters çalışır. Yani siz 1 çıkardıysanız grafik bir birim sağa gider. Şimdi ben bu grafiği bir birim sağa götüreceğim demek ki arkadaşlar. Ama bu arada önce şunu halledelim. Şu mesafe 2 birimse parabolün tepe noktası simetri merkezi olduğuna göre bu mesafenin de 2 birim olması gerekiyor. Yani 1'den 2 birim sola gidersek bu noktanın da eksi 1 olduğunu biliyoruz değil mi? O zaman ben şimdi içine sadece bir dönüşüm yaptığım için ve 1 birim sağa ötelemem gerektiği için eksi 1 birim sağa gelirse 0 olacaktır. 3 de 1 birim sağa gelirse ne olacaktır? 4 olacaktır. Yukarı ya da aşağı bir öteleme yapmadığım için arkadaşlar tepe noktası değişmeyecektir. Artık yeni denklemimizin arkadaşlar kökleri yani x eksenini kestiği nokta 0 ve 4 ve kökler çarpımı 0 çarpı 4'ten 0 yapacaktır. Cevap Ceyhan olacaktır. Evet başarılar diliyorum arkadaşlar.